2023 yılında başlaması beklenen 10 yeni dizi önümüzdeki sezonu tam anlamıyla damga vuracak. Birazdan birbirinden iddialı bu dizileri kısaca sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Netflix'in Shit Cell dizisinden uyarlanan Ömer dizisi yeni sezonda Star TV ekranlarında olacak. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Gülçin Kültür, Muharrem Türkseven ve Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Dizinin ilk sahnesi baba ve oğlu canlandıran müezzin Emer ve cami imamı Reşat karakterinin sahnesiyle başlayacak. Ömer'in partneri Gamze'yi ise Gökçe Bahadır canlandıracak. Merve Dizdar Emine karakterini, Emine'nin eşi Hakan'ı ise Emre Taşkıran oynayacak. Dizide Emine karakterinin babası Reşat'ı dinlemeyip Hakan'a kaçtığını göreceğiz. Merakla beklenen dizide müezzinlik yapan Ömer'in kendisinden yaşça büyük olan Gamze'ye aşık olması tüm dengeleri değiştirecek. 2023 sezonuna damga vurması beklenen bir başka dizi de Fox TV'de yayınlanacak olan Taçsız Prenses dizisi. Dizinin başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Sümeyye Aydoğan paylaşacak. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlanan dizinin senaristliğini ise başarılı isimlerden Pınar Bulut ve Onur Koralp yapıyor. Oyuncu kadrosunda Mustafa Krantepe, Tolga Tekin, Feride Çetin, Merve Şen ve Elif Kurtaran gibi isimler yer alıyor. İsmail Hacıoğlu Taçsız Prenses dizisinde Evgin Öğretmen rolünü oynayacak. Dizinin konusuna baktığımızda ise hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in masallarıyla büyüyen Masal, annesinin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve yırtıcı, hırçın, her türlü kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin olacak ve işler zamanla herkes için tersine dönecek. Merakla başlaması beklenen dizilerden biri de hiç şüphesiz aile dizisi oldu. Diziyle ilgili şimdiye kadar birbirinden önemli gelişmeler yaşandı ve nihayet hem oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Dizinin çekimleri Aralık ayı sonunda başlayacak ve yeni yılda Show TV'de izleyicilerle buluşacak. Dizide kalabalık bir ailesi olan Aslan karakterini Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandıracağı kesinleşmişti. Partneri ise ilk aşamada Özge Özpirinç olurken son anda yapılan bir değişiklikle Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Serenay Sarıkaya oldu. Aslan'ın abisi Cihangir karakteri için ise usta oyuncu Necdet İşler'le imza aşamasına gelindi. Dizinin oyuncu kadrosunda olması beklenen diğer isimler Nur Sürer, Canan Ergüder, Emel Göksu, Yusra Geyik, Umutcan Ütebay ve Usan Çakır. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Volta isimli bir gece kulübünü işleten Aslan karakterini canlandırırken Serenay Sarıkaya ise Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan ve kendi ailesinde de problemler yaşayan psikolog Devin rolünü canlandıracak. Yeni yılda Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen Mektup dizisinin başrollerini Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Nurgül Yeşilçay paylaşacak. Dizinin adı ilerleyen zamanlarda değişiklik gösterebilir. Son olarak Duy Beni dizisinde izlediğimiz ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Rabia Soytürk, Aslı karakteriyle karşımıza çıkacak. Mehmet'le tanışana kadar gerçek aşkın ve sevginin ne olduğunu bilmeyen Aslı, donanımlı ve sanatçı ruhlu bir karakteri canlandıracak. Aslı'nın hayatı Mehmet'le tanıştıktan sonra bambaşka bir hal alacak. Dizinin kas çalışmaları devam ediyor ve yeni yılda ekranlarda olması bekleniyor. Yeni sezonda TRT1'in merakla beklenen dizilerinden biri de Alsancak dizisi oldu. Askeri temalı dizinin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Gülsüm Ali İlhan, Ahmet Yenilmez, İdris Nebi Taşkan, Gözde Türker, Emre Dinler ve Eslem Akar gibi başarılı isimler var. Aralık ayı sonunda sete çıkacak olan dizinin sahneleri İstanbul'da çekilecek. Başrolünde Uğur Güneş'in oynayacağı dizi ilk olarak Avcı ismiyle ekranlara gelecekken bu isim Alsancak olarak değiştirildi. Yeni yılda yayınlanacak olan dizi, Türk askerinin vatanseverliğini, yaşadığı zorlukları, gösterdiği mücadeleyi ve başarısını anlatacak. Bir mafya dizisi olan Benim Adım Farah, The Clinic Lady dizisinden uyarlanacak ve Fox TV'de yayınlanacak. Dizinin başrolü olarak Aslı Enver'le anlaşma yapılmıştı ancak başarılı oyuncu hamilelik durumundan dolayı diziden ayrıldı. Onun yerine anlaşılan isim ise Demet Özdemir oldu. Bir diğer başrol oyuncusu da Engin Akgürek oldu. Dizide Demet Özdemir Farah karakterini, Engin Akgürek Tahir karakterini canlandıracak. Farah ilk başta nefret ettiği mafya adamı Tahir'le büyük bir aşk yaşayacak. Dizinin diğer oyuncuları ise şu şekilde: Fırat Tanış, Ali Sürmeli, Mustafa Avkıran, Senan Kara, Mert Doğan ve Derya Pınarak. Dizinin senaryosuna baktığımızda baş karakterimiz Farah'ın oğlu Kerim Şah büyük bir hastalığa yakalanır ve tedavisi için çok yüksek miktarlarda paraya ihtiyaç vardır. Bu parayı elde etmek için Farah bir mafyanın temizlikçisi olmak zorunda kalır. Farah'ın bir cinayeti tanıklık etmesi hayatını iyice alt üst edecek.
Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Erkeğe Güven Olmaz dizisinin çekimleri başladı. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapması bekleniyor. Dizinin başrollerini Erhan karakteriyle Alperen Duymaz ve Sibel karakteriyle Melisa Aslıpamuk paylaşacak. Erhan'ın nişanlısı Elif karakterini ise Rüya Helin Demirbulut canlandıracak. Dizinin diğer oyuncuları arasında Amit Kayakesen, Erdal Küçükkömürcü, Hülya Gülşen, Derya Beşerler, Naz Sayıner ve Emirhan Dönmez gibi isimler yer alıyor. Dizinin konusu ise şu şekilde. Erhan büyük bir şirketin finans bölümünde çalışıyor. Bir yandan da Elif'le evlilik planları yapar. Ancak büyük bir borç altına giren Erhan'ın kaderini patronu Sibel'in yaptığı teklif değiştirecek. Sibel Erhan'dan otelde 3 gününü kendisi için ayırmasını ister. Fakat hiçbir şey sanıldığı gibi çıkmayacak. Abi Hayat dizisi yeni yılda Star TV ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olacak. Başrolde son olarak Mahsunlar Apartmanı dizisinde izlediğimiz Birkan Sokullu'yu göreceğiz. Başarılı oyuncunun partneri olarak ilk başta Hilal Altınbilek ile anlaşma yapılmıştı ancak yapılan son değişiklikle bu karardan vazgeçildi. Hilal Altınbilek'in yerine Birkan Sokullu'nun partneri Ebru Şahin oldu. Kadroda olmasını netleşen oyunculardan biri de Gözde Sena Altuner oldu. Dizinin ilk sahneleri Paris'te başlayacak ve hiç yaşlanmayan bir adamın hikayesi anlatılacak. Birkan Sokullu'nun canlandıracağı Doğan karakteri aslında 117 yaşında olan ama daima 30 yaşında görünen ilginç bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Diziyi şimdiden merakla bekliyoruz. Fox TV'nin yeni dizisi İçimdeki Yabancı daha şimdiden konuşulmaya başlandı. İddialı dizinin başrollerini daha önce Aç Laftan Anlamaz dizisinleri birlikte oynayan Hande Erçel ve Burak Deniz paylaşacak. Bu durum hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Dizide çoklu kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın etkileyici hikayesi anlatılacak. Bu bozukluğa sahip olan kişilerde bireyin kendisiyle düşünceleri, hatıraları, duyguları, hareketleri ve kimlik duygusu arasında zihinsel bir ayrışma yaşanmaktadır. Dizinin çekimleri ilerleyen aylarda başlayacak. Yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı haberleri hayranlarını heyecanlandırdı. Polat Alemdar karakteriyle büyük bir iz bırakan Necati Şaşmaz, dizinin yeniden başlayacağı ile ilgili sinyaller verdi. Necati Şaşmaz, önümüzdeki aylarda çekimlerin başlayacağını belirterek şunları söyledi. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayında görürüz başlamak için. 397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar izlenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. Evet, Kurtlar Vadisi dizisi 2003 yılında Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayınlanmaya başlayan aksiyon, dram ve politik türündeki dizi olarak tarihe geçmişti. Dizinin yeniden başlaması durumunda oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmadı. Yayınlanacağı gün ise büyük ihtimalle kendi günü olan Perşembe günü olacaktır. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.